da sizinle bugün siyez ekmeği yapacağım. Bunun için akşamdan mayamı besledim. Sabah da çıkardım. Bir 4-5 saattir dışarıda. Şimdi bundan 500 gram unla yapacağım. 500 gram un için 100 gram maya alacağım. Gram mayamın içerisine 300 mililitre suyumu ilave edeceğim. Ve şöyle bir özleyeceğim önce mayalarımı. Mayamla suyumu. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da pekmez ilave edeceğim mayama. Ve bunun içerisine unumu da ekliyorum. Buna biraz daha su ilave etmem gerekiyor. Bir 50 mililitre daha su ekliyorum. Şimdi daha iyi oldu. Hamurumuz hazır. 350 mililitre su, 500 gram siyah unumuza yeterli geldi. Bu böyle yapışkan bir hamur. Ben buna tuz koymadım. Şimdi bunu bir 30 dakika dinlendirdikten sonra tuzunu ilave edeceğim. Sonra da pişmeye kadar mayalanması için kalınımı alacağım. Hamurumu 30 dakika beklettim. Şimdi içerisine 9 gram tuzumla 15 mililitre suyumu şöyle sulandırdım. Bunu da ilave edip karıştıracağım. Şimdi bunu tezgahıma alacağım. Şu şekilde biraz açarak. Bu hamura katlama yapılmayacak. Direkt şekil verdikten sonra kalıbımı alacağım. Bu şekilde kendi üzerinde yuvarlayarak hamurumun şekli vermiş oluyorum. Şekil verdiğim hamurumu şöyle baton kalıbımın içerisine koyacağım. Siyez ekmeğim 4,5 saattir mayalanıyor. Şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi ilk koyduğumuzda dipte olan ekmek hamurumuz neredeyse kalıbımla aynı seviyeye geldi. Ben şimdi bunu 230 derecelik fırınıma ağzı kapaklı olarak koyacağım. 20 dakika pişireceğim kapağıyla. Sonra kapağını aralayacağım. Derecemi de 200'e indireceğim. İyice pişene kadar devam edeceğim pişirmeye. Tam 1 saat pişti. 230 dereceyle başladım. 20 dakika sonra kapağını açtım. 200 dereceye düşürdüm. Bir 40 dakika daha pişirdim. Üzeri kızarınca üzerine alüminyum kağıtla kapattım ki üzeri fazla yanmasın diye. Bu şekilde kontrollü olarak pişirdim. Şimdi kalıptan çıkaracağım. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi ekmek altı ve komple gayet güzel pişti. Bakın ne güzel gözenek gözenek oldu, gördünüz mü? Bir siyez unu için çok güzel mayalandı bence. Afiyet olsun deneyenlere.